Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Radyo Spor, Twitter'da Radyo Spor, Instagram'da Radyo Spor ve Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler, bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Bir son dakika gelişmesi var, hemen sizlerle paylaşalım. Fenerbahçe Ozan Tufan'ın Watford'a transfer olduğunu açıkladı. Oyuncu kiralık satın alma opsiyonuyla İngiltere Premier Lig ekibine transfer oldu sevgili dinleyenler. Bu bilgiyi paylaşalım ve devam edelim. Az önce de hatırlattım, tekrardan söyleyeyim. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler, bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Liglerde heyecan devam ediyor. Süper Lig ve 1. Lig'de ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı. İlk haftanın değerlendirilmesini ilk 3 günlük süreçte yapmıştık. Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz rakipleriyle karşılaşıyor. Bunu belirtelim. Çok çok önemli maçlar var. Bu maçlar öncesinde teknik direktörlerden öngörülerini alacağız. Transfer gelişmelerini değerlendireceğiz. İlk konuğumuz genç teknik direktör Ali Tandoğan. Ali hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Sağ ol Halimciğim, iyi yayınlar. Teşekkür ederim hocam. Hocam, son dakika gelişmesi az önce paylaştım dinleyenlerimizle. Ozan Tufan resmen Watford'da Fenerbahçe milli oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu. Evet. Yol açık olsun. Ozan Tufan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'la mücadele edecek. Değerlendirmenizi merak ediyorum hocam. Ozan Tufan da Premier Lig'de. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlısı olsun tabii ki. Bildiğiniz üzere Ozan bizim milli takım oyuncumuz. Yani bundan 2-3 sene önce Fenerbahçe'de bir dönem gönderilme durumu olan, sonrasında bildiğim kadarıyla Alanya'da tekrardan hani futbola dönüş yaptı diyebiliriz. Evet. Bu bir futbolcu açısından çok önemli bir durum. Çok genç yaşta Fenerbahçe'ye gitti. Bazı oyuncular bu tip hiyerarkiyi kaldıramayabiliyorlar. Sonrasında o bilince tekrardan sahip oldu. Fenerbahçe'ye döndü. İyi bir performans gösterdi. Ama bazen tekrardan ayrılıklar iyidir. Kendini toparlayabilme açısından. Çünkü Fenerbahçe bu sene ciddi bir kadro kurdu. Herhalde yani milli takım performansı da çok iyi değildi o zaman açıkçası. Bence yurt dışına gitmesi hem kendisini tekrardan geliştirme açısından, birazcık da bazen biliyorsunuz bizim ülkemizde beklentiler çok yüksek oluyor. Bu beklentileri karşılayamadığınız zaman çok kolay harcanabiliyorsunuz. Belki de bunu kendisi gördü. O yüzden de yurt dışına giderek daha iyi bir gelişimle geri dönecektir diye düşünüyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Ali Tandoğan. Ali hocam, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Premier Lig'deki oyuncu sayımızda da artış var. Bunu da söyleyelim. Ozan Tufan da bunlardan birisi oldu. Çağlar Söyüncü de geçtiğimiz yıl Premier Lig'deydi. Ozan Tufan'la birlikte Çağlar Söyüncü de Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de oynadı. Talep çoğaldı ülkemize. Evet. Ozan kiralık olarak gitmişti Liverpool'a. Birçok oyuncu var. Cengiz Ünder Leicester'daydı yine aynı şekilde. Cengiz de Premier Lig'de mücadele etti. Bu sezon ikinci oyuncu olacak hocam. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Premier Lig'deki ikinci oyuncu Ozan. Ozan Tufan. Bunu belirtelim. Çünkü Marsilya'ya gitti Cengiz. Ozan da takımına geri döndü. Neler söylersiniz hocam? Siz Ozan'ı tanıyorsunuz. Bilmiyorum, aynı döneme denk geldiniz mi Bursa Spor'da oynarken? Bizim dönemimizde çok küçük de tam hatırlamıyorum Ozan'ı ben. Sonradan altyapıdan çıkıp gelen bir oyuncu. Tabii ki tanımak isterdim. Çünkü hani yetenekli bir, evet, kardeşimiz.
Evet, bizim yaş olarak şimdi o zamanlar yaşımız zaten 31-32 idi ben Bursa Spor'dayken. O zaman yoksa zaten bayağı da küçük diye şey anladığım kadarıyla. Şimdi söylediğim gibi buralarda mental anlamda kendinizi geliştirebilmek, devamını getirebilmek çok zor. Az önce söyledim yani ülkemizde futbol oynamak bu baskıları kaldırabilmek zaman zaman futbolcuları yıpratabiliyor. Yani şöyle geçmişe bir bakalım. Birçok gelen çok kaliteli oyuncular bile hani futbollarını çok erken yaşta erkenden ayrılarak veya başka takıma giderek kendilerini kurtarmaya çalıştılar diyebilirim yani. O yüzden de Türk futbolunu nasıl hani sevdireceksiniz kendinizi, işte oynadığınız futbolla takdir toplayacaksınız. Biraz düşüş yaşadığınız zaman da ister istemez tepkiler oluyor. Ozan'ın bence birazcık da kendini daha geliştirebilmek açısından, birazcık daha rahat futbol oynama açısından bunu yaptığını düşünüyorum. Bir de şimdi yurt dışına gittiğiniz zaman farklı insanlar, farklı ligler sizi takip almaya başlıyorlar. Bu da çok önemli. Kendinizi çok daha fazla iyi hissediyorsunuz. Bizim dönemimizde böyle bir şey yoktu. Şimdi Türk futboluna bakıyor musun? Yani herkes bizi takip ediyor. Birçok oyuncu buradan gitmeye başladı. Bu acaba yabancı kuralının gelmesi bizim bir tarafta işimize mi yaradı? O da var. Türk futbolcusunu yurt dışına gönderiyorsun. Bu da şunu gösteriyor ki altyapılara demek ki birazcık daha önem verirsek bunun gibi birçok oyuncumuz da yurt dışına gidecektir. Hocam ifade ettiğiniz gibi bazen bir değişim şart oluyor. Yani yeni başlangıçlar için değişim yapmanız gerekiyor. Ozan da bence burada bunu yaptı ve umarım onun için hayırlısı olur. Çünkü yani ben Fenerbahçe'de zamanını doldurduğunu düşünüyorum Ozan'ın. Yani işte az önce anlatmak istediğim de aslında birazcık şey üstü evet. Kapalı buydu. Evet, yani direkt net bir şekilde ifade etmek gerekirse Ozan Tufan artık halk tabiriyle Fenerbahçe'deki miadını doldurmuştu. Hem mental açıdan hem de performans açısından. Çünkü bazen yani hocam nasıl anlatayım? Az önce zaten siz vurguladınız. Piyasaya çok erken çıkan bir futbolcu. Futbolcunun piyasaya erken çıkması, futbol piyasasında erken transfer yapması da onun için avantaj görünse de dezavantaj olabiliyor ilerleyen süreçte. Ozan da bunlardan birisi oldu. Bu futbolculardan birisi oldu. Yani Ozan şu anda 25 yaşında, 25-26 yaşında fakat piyasaya erken çıktığı için ismi eskidi diyebiliriz. Yani yaş olarak, beden olarak yaşlanmasa da ismi eski, o da büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Hocam devam edeceğiz. Birçok soru var sizinle ilgili gelen. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Çok kısa bir aramız var. Hatta tamam, bekleyin hocam. Ardından devam edelim. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Ali Tan Doğanar hocam. Az önce Ozan Tufan'ın transfer sürecinden bahsettik. Fenerbahçe'den Watford'a transfer oldu. Oyuncunun transferiyle ilgili her iki kulüpte açıklama yaptı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Transfer kiralık satın alma opsiyonu zorunluluğuyla gerçekleşti. Watford küme düşmezse Ozan Tufan'ın satın alma opsiyonu kullanılacak. Bu bilgiyi paylaşalım. Devam edelim. Hocam Bursa Spor taraftarından gelen sorular da var. Bunlardan birisini yöneltiyorum. Hemen soruyorum hocam. Nail Bey yazmış. İyi yayınlar Salim Bey. Şampiyon Ali hocama Bursa'dan sevgiler. Bursa Spor'dan teklif aldı mı? Bursa Spor'un transferlerini nasıl yorumlar? Bursa Spor'la ilgili değerlendirmesi nedir demiş. Evet. Teklif aldınız mı hocam? Yok, görüşmemiz olmadı kimseyle. Evet. Peki bundan sonraki süreçte sizin planlamalarınız nedir? Süper Lig mi, birinci lig mi? Şimdi kendim öyle bir lig olarak belirleme yapmadım. Açıkça söylemek gerekirse sadece hedeflerimde şöyle bir durum var. Ülkemizde kalıcı olmak, sabit bir yerde bulunmak benim açımdan çok önemli. Çünkü benim oyun yapım, altyapıdan oyuncu çıkarabilmek, bu oyuncuları Türk futboluna kazandırabilmek uzun vadeli bir projeye adım atmak istiyorum. Çünkü yani yaptığınız 2-3 aylık, 5 aylık işler sizi tatmin etmiyor. Yani olay sadece maddiyat değil, işin maneviyat boyutunda olduğum için ben yani
futbolu çok sevdiğim için ve Türk futboluna bir şeyler kazandırabilmeyi çok sevdiğim için bu tip projeleri artık tutamıyorum. İlla ki sezon başı bazı teklifler oldu. Onlara anlaşamadık. Veya istediğim şartlar oluşmadı. Ama şimdiki durumda gelecek olan teklifler benim düşüncelerime yakın olması gerekiyor ki ben burada rahat bir şekilde hareket edebileyim. Ve hem atıyorum başarıya da ulaşmak için tabii ki yani o olay sadece orada olmak değil. Şampiyonluk yolu ilerlerken birçok şeyi organize edebilmek çok önemli. Salih sen de biliyorsun yani şimdi olaylar ülkeler üzerinde şöyle bir baskı var. Şimdi diyelim ki Bursa Spor'a da oldu. Bursa Spor ciddi anlamda bir baskıyla ve ciddi anlamda da parasal anlamda borç içerisinde bir kulüp. Şimdi burada amaç ne? Direkt çıkabilmek. Burada çıkamadığınız zaman bir sonraki seneye tekrardan bütçe daha yüksek bir şekilde geri, borç içerisine giriyorsunuz. O yüzden de oranın taraftar grubu veya bu tip mesela Kocaeli'dir, Sakarya'dır atıyorum buna benzer birçok camianın yüksek taraftar kitlesi olduğu noktalarda sizlerden beklentisi şampiyonluk olacaktır. O yüzden de kısa vadeli işler projelerle hareket ediliyor. Bu tip noktalarda aslında yöneticilerin yaptığı en büyük hata tabii ki anlaşamamak, kafalar uyuşmaz. O ayrı, ayrılabilir. Bunlara her zaman hak veriyorum. Ama genel olarak uzun vadeli kalan insanlar her zaman çok daha başarılı olmuştur. Benim de düşüncem biz de o tip noktalarda anlaşabilecek insanlarla çalışmak. Hocam, kariyerinizi incelediğimde şu dikkatimi çekti. Birçok takımda görev aldınız. Genç yaşınıza rağmen önemli kulüplerde çalıştınız. Şanlıurfa Spor, Denizli Spor. Denizli Spor'da hatta hem sportif direktör olarak hem teknik direktör olarak iki dönem görev yaptınız. Aynen. Balıkesir Spor, Balıkesir Spor, Altay. Önemli camialar bunlar. Tuzla Spor. Evet. Gittiğiniz kulüplerde de başarılı oldunuz. Puan ortalamasına bakıldığında. Bir konu var hocam. Sormak istiyorum. Tabii. Son günlerin tartışma konusu. Hatta Şenol Can da bundan dolayı görevinden ayrıldı. Lisans problemi var. Siz milli takımda da oynadınız. Bursa Spor gibi, Beşiktaş gibi ülkemizin çok çok önemli kulüpleri. Her iki kulüpte şampiyon olmuş camialar. Önemli camialar. Denizli Spor, Gençler Birliği bunları da sayabilirim. Antalya Spor. Önemli kulüplerde oynadınız. Fakat bir pro lisans problemi var hocam. Yani sizler teknik direktörlük yaptığınızda sizin yerinize bir arkadaş, bir hocamız, bir hoca arkadaşımız pro lisansı kullanılıyor. Sizler sadece Radyo Spor aracılığıyla veya diğer basın kuruluşları aracılığıyla düşüncenizi ifade edebiliyorsunuz. Basın toplantısında konuşamıyorsunuz. Yayıncı kuruluşa demeç veremiyorsunuz. Bununla ilgili yorumunuzu merak ediyorum hocam. Kurs mu açılmıyor? Buradaki durum nedir? Yani normalde konuştuğumuzda diğer antrenör arkadaşlarla, hocalarımızla yorumları mesela Ömer Hoca milli bir oyuncu. Sizin de takım arkadaşınız. Bursa Spor gibi, Galatasaray gibi camialarda oynadı. Siz aynı şekilde milli oyuncularsınız. Süper Lig'de sizlere kulüp emanet ediyorlar. Fakat lisans problemi var. Bununla ilgili düşüncenizi merak ediyorum hocam. Neler söylersiniz? Sıranız geldi mi? Merak ediyorum yani. Sıra geldi mi hocam? Evet. Yani bir sıra var orada da. Pro lisans sırası var. Evet. Bu sene tekrardan pro lisans kursu açılıyor. Evet. Büyük ihtimal Oğuz Hocam'la görüştüğümüzde hani kursa gideceğiz bu sene, Allah'a şükür olsun. Çünkü neredeyse 5 sene geçti. 5 sene sonunda pro lisansı sahibi olma şansımız olacak. O dönemlerde pro lisansları açıkça konuşmak gerekirse çok net bilmememe rağmen çok kolay bir şekilde veriliyordu anladığım kadarıyla. Ve herkes pro lisansı sahip oluyordu. Bundan eskilerden bahsediyorum. Bu eskiler de ister istemez bunun avantajını şöyle kullandılar. İşte biz pro lisans hocayız. Bakıyorsunuz hocalık yapmıyor ama ben pro lisans hocayım diyor. Ben 5 senedir çalışıyorum. Benim A lisansım var. Yıllardır bekliyorum sıramı. Şimdi böyle olunca da ne oluyor? Siz pro lisansı kullanmanız gerekiyor. Gidiyorsunuz bunlardan parayla bir şekilde size lisanslarını kullanmak veriyorlar. Bu da çok zor bir şey. Bir kendinizi evet. gösterebiliyorsunuz. Bir kendinizi maçtan sonra ifade edebiliyorsunuz. Adınıza konuşsa bile aynı şeyi vermiyor insanlara. O elektriği veremiyorsunuz karşı tarafa. Yani açıkçası tabii ki burada çalışan arkadaşlarımız var.
Ben de çalışıyorum yani sonuçta. Ve gerçekten bu çok zor. Gittiğiniz kulüpte pro lisansınız var diye soruyorlar. Yani pro lisansı yani çek ekstra bir durum olarak gözlemlenmez. Yani sonuçta biz A kursuna gittiğimizde de pro lisansı kurslarında görülen şeylerin aşağı yukarı görüyorsunuz. E çıktığınız takımla zaten oynattığınız futbolla aşağı yukarı zaten o tecrübe de kazanıyorsunuz zaten. Ondan sonrasında hani pro lisans alınca bambaşka bir hoca olmuyor ki. Zaten aynı hoca pro lisansında bazı bilmediğiniz ufak tefek şeyler vardır. Tabii ki de aynı oyun sisteminde taktiğiniz olacaksınız. O tecrübeye sahip olan bir insan için. O yüzden tamam anlıyorum. Herkese böyle şey gibi dağıtılması doğru bulmuyorum ama çalışan insanların veya bu kadar kariyer sahibi olan oyuncu grubunun bu lisansını artık sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Yani hocam dediklerinizde haklısınız. Burada da yani bir sorun var. Bu sorun da şu hocam. En önemli sorun. Teknik direktör olması için imkan tanınıyor fakat konuşması için imkan tanınmıyor. Az önce zaten siz söylediniz. Umarım hocam yani bu süreç en kısa dönemde biter. Alırsınız lisanslarınızı. Sizinle birlikte yanlışım varsa düzeltin. Ömer Hoca da yer alacak. Ömer Erdoğan, İlhan Palut. Evet, hatta yıllardır çalışıyorlar. Yıllardır çalışıyor bu hocalarımız Süper Lig ve birincilikte uzun yıllardır çalışıyorlar. Şunu söyleyebilir arkadaşlarımız, işte Ömer Hoca nerede çalıştı diyebilir. Karagümrük, onun sonrasında Hatay öncesinde uzun yıllar yardımcılık yaptı o dönemde. Ertuğrul Hoca'nın yardımcısıydı Ertuğrul Sağlam'ın. İlhan Hoca keza aynı şekilde Hatay Spor'un ikincilikte birincilikte Hatay Spor, Göztepe, Konya. Evet. Yani sürelerini doldurdular yani. Sürelerini doldurdular. Evet. Online mi olacak hocam bu toplantı peki? Şey, bu kurs süreci ve sınav süreci? Yani tabii ki şimdi şu anda kulüplerinde çalışan hocalar var. Onların bu tip bir şeyi yapmaları çok daha mantıklı. Neden biliyor musunuz? Şimdi 15 gün bir kursa çağrıldığınız zaman siz takımınızdan tamamen kopuyorsunuz. Yani bu gitgeller sadece maça gitgellerle 18 kişiler değil. O dönemde kaybedebilirsiniz. Kaybettiğiniz zaman yıpranma payınız var. O yüzden online olması bence hem bu pandemi sürecinde çok daha iyi olacak diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ali Tandoğan. Ali Tandoğan'la sohbetimiz devam ediyor. Hocam gelen sorular var. Bunları da yönetmek istiyorum. Hemen soruyorum hocam size. Mahsun Başluğu yazmış. Bu sezon takım çalıştırmayı düşünüyor mu? Zaten cevapladınız hocam. Gelen tekliflere göre karar vereceksiniz. O da aynı tarz soruyu sormuş. Birincilik mi, süperlik mi diye. Bunu da cevaplamıştınız. Hemen hocam. Bunu belirleyemezsiniz zaten. Hani iyi bir anlaşma şartları olduktan sonra bunun bilginin ne olduğu önemli değil. Önemli olan benim başarıya ulaşabileceğim nokta. Evet. Hocam peki geçtiğimiz sezon sizin adınıza nasıl geçti Denizli'de? Şimdi Salimciğim sen de biliyorsun. Ben oraya Evet, ahde vefa duygusuyla gittiniz. Duygusuyla gittim. Yani benim böyle bir şeye ihtiyacım yok ama benim çalışmam çok önemli. Her dakika, saniye evde oturmaktansa o zorluklarla nasıl mücadele edebilirim? Yani oradaki ortama, gerçi gittiğimde açıkça konuşmak gerekirse çok daha böyle olumlu bir ortam bekliyordum. Ama ben gittiğimde zaten her şeyin bitirildiği, kafa olarak çöküldüğü, maddi anlamda herkesin artık ilanla ettiği, yani artık benim paramız ödemiyor. Zaten kümle düştük. Zaten düşelim de yani durumu vardı futbolcularda. Ben onları toparlamaya çalıştık. Onlar daha çok geri adım attılar. Bazı oyuncular var. Onlar var. Çocuklar sahaya çıktılar. Ellerinden geleni yaptılar ama her geçen gün azaldık. Evet. İşte azaldıkça da kalitedesin. Şimdi bakıyorsunuz benim bugün altyapıdan çıkardığım oyuncular geçen hafta oynayan oyunculardı. O ligde de yani başarılı olmak çok kolay bir şey değil. Bakıyorsunuz bandırmayı yenildiler yani. Hani ben bu oyuncu grubuyla Süper Lig'de maç kazanma şansım çok zordu açıkçası. Ha, tam kadro olurduk. Her şey ortada paralar dinlendi falan. Olumsuz bir ortam olmazdı. Gerçekten belki imkansızlığı yaratabilirdik. Ama o imkansızlığı yaratacak hiçbir önümüzde imkan yoktu. Ha diyeceksiniz ki o zaman niye gittiniz? Açıkçası ben de bu kadar çok bu kadar dip noktada olduğunu bilmiyordum olayların içerisinde. Ama benim için muhteşem bir tecrübe oldu. Ligi görmek çok önemliydi. Ben de oyun anlamında, kendimi geliştirme anlamında çok fazla şeyler kazandığımı düşünüyorum. 7 hafta kısa gibi görünebilir ama çok önemliydi benim için. Ben ilk de gitmişim diyorum açıkçası.
Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ali Tanrıhan. Ali hocam, bugün çok önemli maçlar var. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz, Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz rakipleriyle karşılaşıyor. Çok kısa kısa yorumlar alacağım hocam. Trabzon'un iç sahada rakibi Roma, Mourinho'lu Roma'ya karşı Trabzonspor. Öngörünüz nedir? Ya şimdi Salim'cim, Avrupa Ligi çok farklı değil, tamam mı? Burada oynadığınız takımları Türkiye Ligi gibi görmemek lazım. Burada şimdi Roma takımından bahsediyorsunuz. Trabzon'un bir önceki eridiği takım bile gördünüz yani ne kadar mücadeleci, ne kadar işte şey duruyordu karşısında. Arkasından Trabzon lige döndü. Ligde bizim ne kadar zayıf bir lig olduğunu gösteriyor açıkçası. Evet. Ama Avrupa Ligi, şimdi Roma ile oynayacaksınız. Zaten Roma, Mourinho'nun takımı her zaman çok disiplinli, sağlam oynuyor. Bir oyun stratejileri var. O yüzden Trabzon çok kaliteli bir kadroya sahip. Bu sene şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi. Eğer mental anlamda veya başka anlamda bir kısa yaşamazlarsa ama çok zor bir maç olacak açıkçası. Evet. Yani sadece şimdiden değil, Roma gibi bir takımla karşılaşmak da kolay değil. Yani başarı elde ederlerse Türkiye açısından müthiş bir şey olur. Peki hocam, Trabzonspor Roma maçını konuştuk. Sivasspor'un rakibi Kopenhag. Evet. Şimdi Sivas tabii birazcık bana göre oyunsal anlamda çok çok inanılmaz işler yapmasa da bu turu, yani bir önceki turu geçti. Evet. Şimdi her geçen gün kalite artıyor. Bu gelen takımlar daha zaten bazı şeyleri başararak geliyorlar. Açıkçası Kopenhag'a çok hakim değilim. Ama Sivas takımı bu hafta Konya maçında galiba bildiğim kadarıyla mağlup mu oldu? Evet. Hocam seste bir sıkıntı var. Geliyor mu şu anda? Şu anda çok iyi hocam. Ha, yani içeride yani içerideki şey maçında, lig maçında mağlup oldu. Evet. Bu kötü bir durum açıkçası. Yani hangisine hazır olduklarını tam bilemiyorsunuz. Ya lige mi önem veriyorlar yoksa Avrupa ligine mi önem veriyorlar? Onu bilmek lazım. Bir de tabii Rıza hocamızın da elinde yeteri kadar kadro kalitesi, genişliği var mı? O da çok önemli. Evet. Yani Trabzon takımı mesela bu tip şeyleri çok rahat kaldırabilir ama Sivas gibi Anadolu takımlarının bu noktalarda zorluklar yaşayabilir. Kendimden bildiğim için söylüyorum yani. Hocam, Galatasaray Rangers. Galatasaray Rangers deplasmanında. Evet. Zor bir maç. Neler söylersiniz? Onun öncesinde zaten yaşanılan bir sürü sıkıntılar var. Marka kadro dışı kaldı. Durum çok üzüntü verici bir durum. Bir futbolcu hata yapabilir. Bunu her zaman hata yapmayacak hiçbir futbolcu yoktur. Yani izlediğinizde belki de kendisi bir oyuncu, yani ben bunu nasıl yaptım o anda diyebilir. Yapılmaması gereken bir hareketi yaptı. Hepimiz hatalar yaptık zamanında. Sonrasında düşündüğümüzde ya ben nasıl bunu yaptım dediğimiz kendimize ilgili çok olaylarımız var, sen de biliyorsun. Evet. Şimdi böyle bir durumdan metastatla Davcı Oğuz'da da ben maç yapmıştım açıkçası. Pandemi süreci bilmiyorum taraftarın yoğunluğu nasıl olur ama evet. Taraftar baskısı yüksek olduğu bir nokta. Ama kalite olarak Galatasaray'ın kalitesi bir takım olacağını düşünüyorum açıkçası. Evet. Galatasaray zaten bu liglerde çok başarılı olan bir takım. Kesinlikle ve kesinlikle çok büyük stratejik hatalar yapmadıktan sonra Galatasaray'ın oradan iyi sonuçlar döneceğine inanıyorum. Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın hocam. Sağ olun, sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ali Tanrıhan'dı. Ali Tanrıhan'la birlikte gündemi değerlendirdik. Bugün UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde önemli maçlar var. Temsilcilerimizin maçlarını konuştuk. Reklam arasına gideceğiz. Reklam arasının ardından hattımızda konuğumuz Olay.com editörlerinden Hüseyin Özkök olacak. Hüseyin Özkök'le birlikte Olay.com'da öne çıkan maçları konuşacağız. Şimdi çok kısa bir ara. Olay.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. İkinci bölümde ilk konuğumuz Olay.com editörlerinden Hüseyin Özkök olacak. Hüseyin Özkök'le birlikte günün öne çıkan maçlarını konuşacağız. Şimdiden söyleyelim. Olay.com'dan
maçlar oynanırken canlı bahis yapabilirsiniz. Bu imkanı size sağlıyor oley.com. Hattımızda Hüseyin Özkök var. Hüseyin abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Merhaba Salim. İyi günler, kolay gelsin. İyiyim, teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Bizler de iyiyiz Hüseyin abi. Sesin çok enerjik geliyor. Bugün çok önemli maçlar var. UEFA Avrupa Ligi, evet, ve Konferans Ligi'nde günün öne çıkan maçlarını değerlendireceksin. Bir kupon hazırladın dinleyenlerimize. Söz sizde Hüseyin Özkök. Şimdi sevgili Salim, bugün gerçekten bültende çok sayıda maç var. Hem Avrupa Ligi'nde hem Konferans Ligi'nde. Ve bu karşılaşmaların hepsi tek maç üzerinden oynanabilecek. Ve tabii ki canlı bahis yapmak da bu karşılaşmalara Oley.com'da mümkün olacak. Bizim için tabii ki 4 takımın birden yer alması bu bugünkü maçlarda ilk defa gerçekleşiyor. Bunda da UEFA'nın bu yıldan itibaren Konferans Ligi'ne devreye sokması ve katılım koşullarını değiştirmesinden kaynaklanıyor. Evvelden biliyorsun Avrupa Ligi'nde daha çok takımımız olurdu. Ancak şimdi Konferans Ligi'nin devreye girmesiyle UEFA Avrupa Ligi'nin maç stratejisini ve takım stratejisini biraz değiştirdi ve oraya katılım koşullarını daha zor hale getirdi. Oraya ilk 5 ülkenin, yani ülkeler sıralamasında ilk 5 ülkenin takımları doğrudan katılabiliyor ve kupa galipleri aynı şekilde de katılabiliyor. Ancak diğer ülkelerin puan sıralamasına göre kupa galipleri ön elemeden girebiliyor ve diğer bütün takımlar Konferans Ligi'ne gidiyor. Mesela Roma'da Konferans Ligi'ne giden Avrupa'nın önemli takımlarından bir tanesi bu bağlamda. Çünkü elde ettiği dereceler ona ancak Konferans Ligi'nden başlamasını öngördü. Bunu belirttikten sonra takımlarımızın maçlarına geçelim istersen. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde iki takımımız var playoff turunda. Bunlardan bir tanesi Fenerbahçe, diğeri Galatasaray. Bu iki takımımız bu turda elenseler dahi Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarda oynama hakkını şimdiden kazanmış durumda. Onu belirtelim. Yani bu iki kulübümüz artık Avrupa'da kışı geçirecekler. Bu kesin. Ancak Konferans Ligi'nde oynayan Trabzonspor ve Sivasspor'un Avrupa'da yer alabilmek için, gruplarda olabilmek için mutlaka turu geçmeleri gerekiyor. Yoksa elenecekler Avrupa'dan. O zaman da 3 takımla devam edeceğiz. Veya da hangisi elenirse 4 takımla devam etme ihtimali var. Ama minimum 3 takımla Avrupa'ya devam edeceğiz. Galatasaray Randers'la oynuyor. Maç Danimarka'da. Danimarka liginin lideri Randers şu anda. Önemli işler yaptılar. 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikleri var. Hiç mağlup olmadılar bu sezon. Midland ve Sivasspor'un rakibi Kopenhag'la çıkışıyorlar. Ki Kopenhag'ın da hiç yenilgisi olmadığını söyleyelim. Ve Randers'ın 2 puan gerisinde ligi sürdürüyor 5 maçta. Dolayısıyla bu iki belki takımı birlikte değerlendiririz aynı ligde olduğu için. Sivasspor açısından da Kopenhag zorlu bir eşleşme tabii ki. Kopenhag Avrupa'da ismi duyulmuş, zaman zaman Şampiyonlar Ligi'nde de yer almış bir takım. Sivasspor'un burada gol yiyip yememesi çok önemli değil ama kazanması gerektiğini düşünüyorum ben. Artık deplasman golü uygulaması kalktığı için hani iç sahada yenen gollerin çok fazla bir önemi olmuyor. Dolayısıyla Sivasspor eğer bugün Kopenhag karşısında bir galibiyet elde ederse onlar için çok iyi olur ve Danimarka'daki rövanş müsabakasında ciddi bir şansı olabilir. Galatasaray Randers'la deplasmanda ilk karşılaşmaya çıkıyor. Biliyorsun bir önceki turda Sen Johnson'la oynamıştı Galatasaray ve kendi evinde oynadığı ilk karşılaşmada bayağı bir zorluk yaşamıştı. Ancak şimdi ilk maçı Randers'la deplasmanda oynayacak. Ben bu ilk maçın diğer Sen Johnson karşılaşmasına göre daha kolay olacağını Galatasaray için düşünüyorum. Galatasaray Randers'tan daha iyi bir kadroya sahip. Fatih Terim'in de belirttiği gibi İskandinavlar veyahut da Kuzey ülkelerinin takımları daha çok mücadele gücüne dayalı, fizik kondisyona dayalı futbol oynuyorlar. Ama Galatasaray teknik oyuncularının, iyi oyuncularının ağırlığı koymasıyla Randers karşısında iyi bir skorla Türkiye'ye dönebilir.
oranlara da bakalım istersen. Galatasaray'ın Rangers karşılaşmasında favori gösterildiğini görüyoruz. Rangers'ın 2.60'lık bir oranı var. Galatasaray'a verilen oran da şu anda 2.01. Dolayısıyla bu da benim tahminlerim doğrultusunda iddia risk yönetiminde Galatasaray'ı favori gördüğünü gösteriyor. Diğer yandan Sivasspor'a Kopenhag karşısında baktığımızda da orada Kopenhag'ın favori gösterildiğini görüyoruz. 2.60'lık bir Sivasspor oranı var. 2.06'da Kopenhag'ın oranı. O da aslında yine de yüksek bir oran. Kopenhag'ın zorlanacağına işaret eden bir oran 2.06. Sivasspor en azından belki buradan bir beraberlik de kopartabilir ve revanş karşılaşmasına gelecek Perşembe umutla çıkabilir ama kaybetmemesi gerekiyor. Sivasspor Avrupa'da şu ana kadar iyi işler yaptı. Bence bugün de ellerinden geleni yapacaklardır diye düşünüyorum. Ben Sivasspor'un Kopenhag karşılaşmasında daha çok 2.5 üstü tahminini ön plana çıkarmak istiyorum. 1.89'luk bir orana bak, Sivasspor'un da gol bulacağına inanıyorum. Evet. Dolayısıyla karşılıklı gollerle üst olabilir. Rangers Galatasaray karşılaşmasında ise favorim doğrudan Galatasaray. 2.01'lik oranıyla Galatasaray'ın bu mücadeleden galip olarak ayrılabileceğini düşünüyorum Salim. Bir de şu parantezi açmak istiyorum. Bizim Avrupa kupalarında 5'te 5 yaparak devam etmemiz, yani 5 takımla kışı geçirmemiz ülke puanı açısından çok değerli olacaktır. Çünkü hem ülke puanında altımızdaki takımların bazı kulüpleri elendiler, hem de üstümüzdeki ülkelerin bazı kulüpleri elendiler. Dolayısıyla burada 5 takımlı bir grup mücadelesinde Türkiye puanlarını bayağı arttırabilir. Bunu da önemini belirtmek isterim. Gelelim Fenerbahçe-Helsinki karşılaşmasına. Helsinki aslında Fenerbahçe'nin kalibresi değil bir kere, onu söylemek gerekiyor. Ancak Fenerbahçe'nin çok eksikleri var. Bir de financial fair play nedeniyle Samatta'yı kadroya yazamadı Fenerbahçe. Bu da bir handikap. Serdar Dursun'un ve Valencia'nın da olmaması Fenerbahçe'yi forvetsiz bıraktı. Evet. Bugünkü karşılaşmada Vitor Pereira nasıl bir 11'li sahaya çıkacak ve forvet hattında nasıl bir tercih kullanacak, bunu hep beraber göreceğiz. Bayağı bir eksik var Fenerbahçe'de. Ancak burada ben Mesut Özil faktörünün ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü Mesut Özil dünya çapında önemli bir futbolcu ve Helsinki gibi vasat bir kuzey ülke temsilcisi karşısında Mesut Özil şov yapabilir gerçekten ve arkadaşlarını, orta sahadaki arkadaşlarını gol pozisyonuna sokabilir veya da kendi goller bulabilir. Burada Mesut'un iyi bir gününde olması Fenerbahçe'nin çok önemli bir avantajı olacaktır. Bunun yanında tabii ki Fenerbahçe'nin ilk defa seyircisi önünde oynayacak olması %50 kapasiteyle bile olsa bence çok önemli. Takımını çok özledi Fenerbahçe taraftarı tabii ki. Ve bu Helsinki karşılaşmasında da işte aşısını yaptıranlar, ki seninle daha önce de bu konuda konuşmuştuk, hayata testlerini yaptıran çok sayıda Fenerbahçe taraftarının ben bugün o kontenjana en azından yaklaşacaklarını düşünüyorum. Çünkü benim tanıdığım çok sayıda arkadaşım aşılarını zaten yaptırmışlardı. Maça gitmeyi planlıyorlar. Fenerbahçe'nin seyircisi de itici güç olacaktır. Bu seyircisiz ortamın ardından yarı yarıya da olsa. Fenerbahçe'yi ben her halükarda bu karşılaşmada favori gördüğümü söylemeliyim. Çünkü Fenerbahçe hakikaten Helsinki'den daha iyi bir takım. 1.39'luk oran eksikler düşünüldüğünde bana çok düşük geldi. Aslında bir 51-60 falan bir oran olmalıydı bu ama düşük geldi. Ben bu bağlamda 1.39'luk oran yerine 1.61'lik 2.5 üstü oranını tercih ederim. Dolayısıyla hem oranı arttırmış oluruz hem de taraf bahsinden kaçınmış oluruz. Trabzonspor-Roma karşılaşmasına gelirsek, valla takımlarımız için de doğal olarak en zorlu kurayı çeken takım Trabzonspor. Hem Molde güçlü bir rakipti. Yine Norveç'ten gelen kuzey ülkesi takımıydı. Ama Trabzonspor zorlukla da olsa, penaltılarla da olsa Molde'yi eledi ve Roma'nın karşısına çıkıyor. Roma
şu anda tabii ki Jose Mourinho'nun gelişi ve yaptığı transferlerle bayağı sükse yapmış durumda. Evet. Zaten İtalya'nın en önemli kulüplerinden bir tanesi ve tabii ki gücü her zaman ortada olan bir takım. Trabzonspor burada favori gösterilmiyor doğal olarak. 3.60'lık bir oran var. Roma'ya verilen oran ise 1.54. Ancak Trabzonspor'u transfer döneminde transferlerini erken yapmış olması, kampını erken başlatıp tüm oyuncularla birlikte Abdullah Avcı'nın kamp yapabilmesi onları ön plana çıkartıyor. Roma ise hiç resmi maç oynamadı. Şu anda kapalı kutu sadece oyuncu kalitesi ve teknik direktörüyle değerlendirebiliyoruz. Trabzonspor Roma'ya bence diş gösterecektir. Öyle kolay bir maç olmayacaktır Roma açısından diye düşünüyorum. Ve Trabzonspor'un da gol bulacağını düşünüyorum. Çünkü etkili forvetleri var. Çok önemli oyuncular var Trabzonspor'a. Bunlar gol atmayı becerebilen olacak. 1.48 oranıyla var tercihi. Burada yine değerlendirilebilir diye düşünüyorum sevgili Salim. Çok sayıda maç var. Olay.com üyeleri maçları teker teker izlesinler. Zaten sitemizde takımlarla ilgili geçmişte ne yaptıkları ile ilgili her türlü bilgiyi bulacaklardır. Evet. İcabında geceliğin maçları seyrederken de canlı bahis yapabilirler. Ben herkese bugün bu maçlarda bol şanslar diliyorum. Bahis şansı diliyorum. Ve takımlarımıza da bu vesileyle başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim Hüseyin Özkök. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Olay.com üzerinden canlı bahis yapabilirsiniz sevgili dinleyenler maç oynanırken. Ali Hoca ile birlikte Trabzonspor Roma maçını, Rangers Galatasaray maçını, Sivasspor Kopenhag maçını konuştuk. Bugün Fenerbahçe sahasında Helsinki'yi ağırlıyor. Sarı lacivertliler geçtiğimiz hafta ligde Adana Demirspor deplasmanında 1-0 mağlup etti. Bu maçın öngörüsünü Fuat Çapa'yla birlikte konuşacağız. Öngörüsü nedir hocamın merak ediyorum. Hocam hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar Salim. Teşekkür ederim hocam. Fenerbahçe bugün sahasında Helsinki'yi ağırlıyor. Santrafor bölgesinde Serdar'ın sakatlığı var. Bunu paylaşalım. Neler söylersiniz hocam maç öncesinde? Bilmiyorum, Adana Demirspor maçını izlediniz mi Fenerbahçe'nin? İzledim tabii Fenerbahçe karşılaşmasını Adana'ya karşı. Şimdi tabii o maçı göz önünde bulunduracak olursak şöyle bir şey vardı. Yani Fenerbahçe tabii ki karşılaşmaya favori olarak çıktı ama Adana Demirspor tarafından da beklentiler çok yüksekti. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi bu sezon bayağı iyi transferler yaptı. Yani isim olarak da iyi transferler yaptı. Uyum sürecinin daha tam olarak oturmadığını ve yansımadığını ve gelen oyuncuların tam olarak hazır olmadığını da gördük bunu Adana Demirspor'da. Fenerbahçe'nin şöyle bir artısı vardı. Geçtiğimiz sezonki olan oyuncu grubuyla oynadı tamamen. Evet. Onlar adına bir artıydı ve oynanmış oldukları hazırlık maçlarda yani ligimize yakın olan rakiplere karşı oynadılar. Adana Demirspor'da bu konuda biraz daha geride olduğu gözüktü. Yani oyuncuların tam olarak hazır olmamasından da kaynaklanıyor. Akşamki karşılaşmaya gelecek olursak tabii Helsinki Fenerbahçe isim olarak ondan sonra geçmiş şampiyonluklara ve Avrupa'daki başarılara bakacak olursak tabii ki Fenerbahçe favori gözüküyor ama rakip takımı da hafife almamamız gerekiyor. Sonuçta disiplin oynayan takımlara karşı oynayacağız. Yani sadece Fenerbahçe değil diğer takımlar için de aynısı geçerli. Her ne kadar kağıt üzerinde favori gözüksek de kolay bir karşılaşma olmayacak. Hocam Fenerbahçe'de eksikler var. Az önce belirtmiştim. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Pelkas karşılaşmada oynayamayacak. Ener Valencia'nın da sakatlığı devam ediyor. Fakat bugün Ajans Spor'da bir haber vardı. Ener Valencia'dan sevindirici bir haber gelmiş. Bunu da söyleyelim. Hocam, şimdi, buyurun.
Fenerbahçe'de eksik oyuncu diyorsun ama yarın oynayan oyuncular en az eksik olan oyuncular kadar değerli ve kaliteli oyuncular. Yani Enermanes Antalya Spor maçında oynuyor hocam. Düzeltiyorum. Oynaması yani, bekleniyor Antalya maçında. Her ne kadar Samata yani geçtiğimiz sezon özellikle beklentilere cevap vermemiş olsa da kaliteli bir oyuncu. Çünkü Belçika Ligi'nden tanıdığım ve yakından tanıdığım bir oyuncu. Bence biraz sabredilirse Fenerbahçe'nin oradaki sorununu çözecek diyerekten düşünüyorum. Çünkü etrafında oynayan oyuncular yani özellikle 18 içerisinde servis yapabilecek ve sadece ona son dokunuşu sunabilecek oyuncu sayısı çok fazla. Bundan dolayı biraz daha Samata'da ısrar ve sabır gösterilirse ilerleyen haftalarda ne kadar doğru bir transfer olduğunu herkes anlayacaktır diye düşünüyorum. Hocam Samatta ile ilgili Belçika'daki yorumlar nasıl peki? Siz Belçika'da yaşıyorsunuz. Şimdi şöyle tabii Samata'yı bugün Fenerbahçe tabii maliyetinden dolayı biliyorsunuz bazı Belçika takımları ilgilendi ama maliyetinden evet. dolayı vazgeçmek durumunda kaldı. Çünkü bonservisi de olduğu için. Ama Samata bugün boşta olan bir oyuncu olmuş olsa herkesten önce bürüş yani şampiyon olan Şampiyonlar Ligi'nde olan oynayan takım talip olur. Evet. Yani şampiyonluğu oynayan Belçika'da şampiyonluğu oynayan takımların hepsinin talip olacağını biliyorum. Çünkü medyada da bir ara yansımıştı. Hocam devam edelim. Dinleyenlerimizden gelen sorular da var. Kasımpaşa süreciyle ilgili bir soru sorulmuş. Kasımpaşa'dan teklif aldı mı hocamız diyor. Ahmet Bey yazmış. Aldınız mı hocam Kasımpaşa'dan teklif? Yok. Kasımpaşa'dan herhangi bir teklif almadık. Çünkü Kasımpaşa'da her şey çok ani geçişti biliyorsunuz. Yani işte evet. hoca ayrıldı. Orada bazı değişiklikler oldu ve akabinde de ertesi gün direkt Cihat Hoca açıklandı. Henüz öyle bir şey olmadı. Zaten şu anda olmasında bize açıkçası çok fazla sıcakta bakmıyoruz. Çünkü çok yani gitmiş olduğumuz bir birinci dönem vardı. Normal şartlar altında çalıştığımız. İkinci dönem maalesef sadece bizim için değil. Yani bazı kulüplerimiz için çok şanssız bir süreç geçti. Covid'in ne kadar etkili olduğu yani bazı kulüpler çok etkilediğini gördük. İşte biz bunu 11-12 tane oyuncumuzun Galatasaray maçı öncesi Ankara gücünde yaşadık. Maalesef geldikten sonra da Kasımpaşa'da da yaşadık. Tam olarak bir çalışma şansı ve ortamı bulamadık. Evet. Ona rağmen yani biz Kasımpaşa'dan ayrıldığımızdaki sıralamayla lig sonundaki sıralaması da aynıydı. Yani çok fazla değişen bir şey olmadı. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Fuat Çapa. Fuat Çapa ile sohbetimiz devam ediyor. Hocam geçtiğimiz yıl Kasımpaşa'da dinleyenlerimizle de paylaşalım. Galatasaray ile Aytaç Kara ile çalıştınız. Aytaç Kara'nın şu ana kadarki performansı ile ilgili yorumunuz nedir? İlk 11'de şans bulabilir mi? Yani ben ilerleyen haftalarda bulabileceğine inanıyorum. Çünkü evet. şöyle bir şey var. Yani Galatasaray oynamış olduğu Avrupa Kupa karşılaşmalarında özellikle yani tam olarak transferi bitirememişti. Özellikle savunmada işte sağdaki soldaki olmayışı. Ondan sonra orta sahadaki tam olarak istenilen ve hücum hattında. Çünkü halen daha o bölgelerde bir arayış içerisinde olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Tabii bu süreç içerisinde sonuçlar iyi olduğu zaman siz de oynadığınızda otomatikmen kadro içerisinde veyahut da ilk 11'de yer alma şansınız çok çok daha fazla oluyor. Ama sonuçlar istenildiği gibi veya beklenildiği gibi olmadığı takdirde tabii yeni bir arayış içerisine girmek zorunda kaldı. Ve son haftalarda da Aytaç'ın böyle bir şanssızlık yaşadığını gördük ama ben ilerleyen haftalarda Aytaç'ın tekrar formayı alıp oynayacağına inanıyorum. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Fuat Çapa. Fuat Hocam, Aytaç'la ilgili değerlendirmenizi bu şekilde. Yine aynı noktada Meltem Hanım bir sorusunu iletmiş. Hemen soruyorum hocam. Orta sahayla ilgili onun sorusu da. Hemen Berkan ve Taylan'ın performansını sormuş.
direkt ulaştım mesaja. Ne dersiniz hocam? Ya tabii şimdi Taylan geçtiğimiz sezon da çok iyi bir sezon geçirdi Galatasaray'da. Berkan da Alanya Spor'da gayet olumlu işler yaptı. Türkiye Ligi için çok fazla sorun olacağını düşünmüyorum. Yani onların ortası da ama Avrupa Kupalarında ilerleyen yani her ümit edelim Galatasaray birkaç tur daha atlayıp gruplara kalsın. Yani evet. O gruplara kaldığı zaman tabii ki orta sahadaki özellikle fiziksel olarak eksikliği ön plana çıkacaktır diyerekten düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Kolay ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, son konuğumuz Fuat Çapay'dı. Fuat Çapay'la birlikte bugün oynanacak olan maçları konuştuk. Fuat Çapay ve Ali Tan Doğan'la birlikte. Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz sahne alacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor mücadele edecek rakipleri karşısında. Takımlarımıza başarılar diliyorum. Umarım en güzel sonuçları elde ederler. Çünkü takımlarımızın elde edeceği başarılar ülke puanımız açısından çok çok önemli. Yine aynı noktada Mesut Işık Türk yazmış. Selam Salim Bey, bugün Avrupa maçlarına çıkacak benim ülkemin güzel takımlarına yürekten başarılar, iyi programlar, teşekkürler. Berk Bey yazmış. Fenerbahçe Helsinki maçını neden konuşmadınız Ali Tan Doğan'la diye. Bu maçı Fuat Hoca ile konuştuk. Planlama o şekildeydi. Adana Spor'la ilgili transfer gelişmesini sormuş Abidin Bey. Adana Spor'la ilgili transfer gelişmesi henüz yok. Ozarnofor'a teklif yapıldı fakat oyuncu sizlerle de paylaşalım. Denizli Spor'a gidiyor. Erkan Suer de Denizli Spor'a çok yakın. Premier Lig'de 3 tane oyuncu olmuş. Halil Gültekin yazmış. Teşekkürler. Halil Dervişoğlu, Çağlar Söyüncü ve şimdi Ozan Kabak 3. oyuncumuz oldu diyor. Teşekkür ederim. Sizlerden gelen soruları ve yorumları okumaya gayret ettim. Okuyamadıklarım kusura bakmasınlar. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bugün yeni bir program başlıyor Radyo Spor'da. Begüm Doğanay'la Voleybol Panorama ilk program 13-14 arasında sizlerle birlikte olacak Begüm Hanım. Ben şimdi mikrofonları Begüm Doğanay'a emanet ediyorum. Yeni bir program, takip ederseniz mutlu olurum. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Radyo Spor. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.